İyi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben ne yazık ki pek hoş gelmedim. Ee... Öncelikle biliyorsunuz normalde bugün ee... Salı günü benim roleplay yayınım yok. Yani roleplay yayını yapmayacaktım. Muhabbet edecektik. Vakit geçirecektik. Fakat ne yazık ki bu roleplay, bu 5M dünyası ne yapsak ne etsek, helalleşsek de, ee, özür de dilesek, hmm, herkesi bir araya getirsek de bir türlü ee, düzen tutmuyor. Tutmuyor da tutmuyor, tutmuyor da tutmuyor. Ee, devamlı olarak bir algı operasyonu. Devamlı olarak bir ee, kitle yönlendirme, devamlı olarak oc -kin, devamlı olarak adam banlatmaya çalışma. Ee, yani bir türlü insanlar bu oyunda bu mix'i bırakmıyor. Mix nasıl mix? Şöyle Oyundaki karakterler çok içselleştiriliyor ve karakterlerin başına gelen şeyler çok kendine e, yansıtılıyor insanların. Bugün e, çok üzülerek bu yayını yapıyorum. Çünkü öncelikle en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi sevgili Fatih'in e, hiçbir şekilde özelden bir iletişim kurmaması bana yazmaması ya bırak bir durum var bunu sana el at dememesi eee Hiçbir şekilde yani bu olayların ardına araştırmaması, yaşananların ardına araştırmaması bana güvenmemesi sanırım. Ee, ve e, özellikle ona da çok kırıldım. Ee, sevgili Ertan'a, sevgili Emüce'ye e, Yani hadi Halil'le kavgalar okey ama e, direkt kayması yani yayınında özellikle o kısımları da izledim. Beni çok üzdü. Şimdi ben normalde yayın açıp konuşmayacaktım. Fakat e, özellikle 2-3 yayında birden e, bana da bir kayılma durumu var. Bana biraz örtülü kayılıyor. Çünkü şöyle bir kayılma var. Mesela Fatih, sevgili Fatih diyor ki ben Burak'ı çok seviyorum. E, Burak'la alakalı bir şey yok. Ama diyor işte yönetim. Okey ben yönetimde yokum. Tabii ki benimle alakalı değil. İşte diyor ki böyle bir karar alınmış. Bu kararı alana diyor sokayım çıkarayım mesela. Hani direkt öyle demiyor da yani bu böyle bir karar olunmaz diyor. Böyle bir kural var. Bu kuralı diyor yapana diyor. Böyle bir şey var diyor. Bunu yapan developer'a diyor kayıyor. Şimdi ee, olayların ilk başına en başına gideceğim. Sevgili arkadaşlar. En başına gideceğim. En başından bugünkü olaylara kadar geleceğim ve sevgili ee, Halil abi, sevgili Fatih ile arasındaki olayların tamamını sizlere aktaracağım. Çünkü bu artık şeye dönüştü. Ee, devamlı insanlar birbirine sallıyor. Şuna da okeyim. Okay. Ee, isteyen herkesle yayında da birbirleriyle eğer kapışmamak, birbirlerine kapışmayacaklarsa birlikte yayına da çıkarım. Buna da okeyim. Çünkü ben mesela biriyle bir problemimiz olduğu zaman direkt ona yazıyorum. Kişi kimse. Ertan'sa Ertan MC ise Ertan. Emüce ise Emüce. Emüce de buna şahittir. Ertan da buna şahittir. Halil abi de buna şahittir. Eee... Onla yazıp çözüyoruz ama e, bana hiçbir şekilde hiçbir şey yazılmıyor ve sanki ben örtülü bir şekilde bana da geçiriliyor. Şimdi ben olayların hepsinin en arkasına iniyorum. İlk başta sevgili arkadaşlar, Halil söyletmez. Yine Halil abi biliyorsunuz. Halil bizim VR'dan beri ben ondan önce de tanıyordum tabii ki Halil söyletmesini ama en çok VR'da tanışıp kaynaştığımız bir insan ve gerçekten ben onu e, kişilik olarak ee, dışarıda gidip görüştüğüm, birlikte oturup yemek yediğimiz. Hatta sıra onda, o da bizi götürecek. <laughs> Muhabbet ettiğimiz, muhabbetimiz olan bir insan. Fakat kendisi de buna şahittir, server de buna şahittir. En çok 2000'den adam banladığım, banladığımız ve benim şikayet ettiğim adamın adamdır bak. Kendisi de burada yayında izliyor. Kaç tane adamı banlanmıştır değil mi abi buradasın. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Ee, Halil'in Eski bir arkadaş olması sanki onun bir taraf tutuluyor imajı içine getiriliyor. Fakat ciddi söylüyorum en çok hani gidin sorun en çok kimden ban oluyor diye en çok Guzman ve CDS'den adam banlanıyordur. En çok bak şimdi ee, Guzman CDS olayına geçeceğim. Şimdi Guzman CDS denen arkadaşlar bir ekip. Şöyle düşünün arkadaşlar. Salvatore'yiz. Işte 50 kişiydi Ki bizim 70 kişimiz vardı biliyorsunuz. Ben dedim ki kardeşim 30'unu bir ekip yaptım. 30'una bir ekip attım. Fakat bu diğer 30'unu işte Baturay'a yönettireceğim. Tamam mı? Şimdi Baturay'la ben ben Baturay'ların rolle müdahale edersem ben hatalı olurum. Halil Kral'a mesela kendisine de söyledim. Bak bu hata dedim. Bu yaptığın yanlış. Özelinde de yazdım. Aktif rolde de söyledim. Yayında da söyledim. Biliyorsunuz dedim. Kral bak bu olmaz. Dedim bunu yapamazsın. Kral dedi doğru haklısın. Yanlış yaptım. Ben dedi hiçbir gengaba hiçbir olaya girmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Dedim ki kral bak yapılırsa banlanacaksınız. Ha kendisi de burada şahit. Mesajlarda duruyor açıp gösterebilir. Ee, dedim okey kral sen böyle diyorsan Tamam Şimdi biliyorsunuz şeyle Toplantı yapıldı baron toplantısı Bu arada ben bu baron rolünü hiçbir zaman istemedim arkadaşlar Benden kurucular Bu baron rolünü yapmamı istediler Ben yapmak istemediğimi e, Zaten insanların benden Çekindiğini rolde Bir de ben baron olursam benden daha çok çekinileceğini Eee istiyorsanız siz baron olun siz bu işleri yapın dediğimi hepsi de şahitler hepsi de biliyordur bu baron rolünde de IC olarak ben bir baronluğum var bunu ilan ettim hani buna karşı çıkan bir ayrı masa falan da kurulmadı zaten de Hani bunlar rolsel olarak çeşitlendirilebilirdi toplantı yaptık toplantıda dedik ki kardeşim sadece patronlar gelecek sadece patronlar gelecek şimdi e, toplantıya gelen kişi patron değil CVS'den Patron değil. Peki niye patron değil? Hemen Hemen Loglarımıza gidelim. Ben her şeyin logunu çıkarttırdım. Her şey ne varsa her şeyin logunu çıkarttırdım arkadaşlar. Şimdi CDS'de kalıştırılan şey şu. CDS'de iki tane Lucas denen adam var. Bu Lucas'ların bir tanesi şu arkadaşlar. Bu ee, Fadıl'ların aldığı adam Lucas Parker bu CDS'nin patronu değil. Bu herifin geçmişte alınmış, geri verilmiş bir boss Fermi'nin olduğunu sordum. Var mı böyle bir? Hayır dediler. Yok. Bu Lucas'la dediler. Gerçek Lucas karıştırılıyor. Patron olan Lucas da aha bu. CDS'nin patronu bu. Lucas Lopez. Yani burada iki tane Lucas'ın karıştırılma durumu var. Olabilir. İnsanlık halidir. Değil mi? Öyle bir şey vardır. Okey. Doğrudur. Falandır. Filandır. Tamam. Güzel. Şimdi ben bu adamın şeyine gittim arkadaşlar. Ee, o günkü olaylarına gittim. Bir de bunlarda OG var. Bir patron var bir OG var. Ben bunların o günkü olayına gittim. O günkü olaylarında Fatih'in vurduğu adam rolde bunlar adı, bu arada buraları kapatmak zorundayız arkadaşlar. Galiba Twitch'te bir yayın ihlaliymiş. Ee, o yüzden bu IP'leri gösteremiyorum ama inanmayan varsa zaten log kaydından açıp gösterebiliriz. Fatih'in vurduğu eleman e, biliyorsunuz o gün rolde havacıvayı yapan adam. Fakat Fatih bunu yaparken e, bu adamların O.G.C. eee zaten oyunda. Yani bu adamı almamışlar. Bu adamı alımı bakın bu log'la kayıtlı. Adam oyunda. Adam oyunda e, Fakat Allah'ın adam başka adam. Okey karışıklıktır. Olur. Eyvallah. Tamam, sıkıntı yok. Alınmış. Şimdi burada deniyor ki baba siz bu adamı korumak için bunu değiştirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar o adam şu anda aktif patronları. Hemen bakalım şu an aktif patronları mı? Hemen bakalım dediğiniz gibi. Hemen Lucas Lucas Lopez Evet Lucas Lopez'e bakıyoruz. Lucas Lopez Evet, Lucas Lopez adamların patronu. Hemen Lucas diğer Lucas'a bakalım. Lucas Parker. Hemen Lucas Parker'a bakıyoruz. Ee, Lucas Parker. Lucas Parker da bu heriflerin gördüğünüz gibi patronu, matronu, permi, mermi yok. Şimdi şöyle bir iddia var. Diyorlar ki bu adam daha önceden patronuydu. Bunu siz aldınız, diğerine verdiniz. Tamam, bunun kaydı varsa getirin. Ben de bu işlemi kim yaptıysa bu heriflerin üstüne yükleneyim. Değil mi? Bende böyle bir kayıt yok çünkü. Şimdi bu birinci olay. Tamam Yani o günkü alınan karar %100 olarak doğru. Çünkü patron değil anasını satayım yani. Değil. Şimdi gelelim diğer olaya. Diğer olaya. Şimdi ben bugün e, şeyin kayıtlarına gittim sevgili arkadaşlar. Yok ben şey anlatır gibi Aveli anlatır gibi bıraktım artık şeydeyim abi İnsanlar benim söylediklerimi Bilerek çarpıtıp yalan söyleyip Kendi yalanlarına inanıyorlar Yani adama diyorum ki senin adın Ahmet yok diyor Benim adım Ahmet değil benim adım Mehmet Ya ben adama daha neyi nasıl anlatayım bilmiyorum Yani bütün kayıtlarıyla ortaya koyuyorum Devam edelim abi Şimdi bugünkü olay bugün Eee Guzman depo mevkisinde Depo mevkisinde Bakın buradaki kayıtta Fatih görüyor. Açtım. Kanka şu an depodan çıkıyorlar izliyorum. 3 araba. Burası, dört, dört şimdi, şimdi. Ee... Bu infoyu CDS'ye veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika birader hani gang up yasaktı, değil mi? Gengap yasak. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın biz ne demişiz kuralda? Bu tabi kuralların okunmaması ile de alakalı bir şey. Şimdi hemen size kuralları açalım. Hemen kuralları açıyor. Bu arada bu kuralları arkadaşlar ben yazdım. Ee, bütün kuruculara oynattım. Kurucular okey dedi. Yani da söyleyeyim size. Hemen bakıyoruz. Gen kuralları. Gen tamamen yasaktır. Savaşacaksa tek başına yaşayacak, savaşacaktır. Fakat yanına almak istediği bir oluşum varsa yana, yanına alacağı kişinin karşı tarafıyla başlamış bir rolü varsa stratejik Gen yapabilir. Birlikte savaşa giremezler. Aksi takdirde savaşlar tek tek olacaktır. Şimdi bu adamların ee, CDS ile Guzman'ın rolde dost olduğu, ittifak olduğu belli mi? Belli. Toplantı masasında Halil de kendini role soktu mu? Soktu. Burada bir stratejik birbirlerine info veriyorlar mı? Veriyorlar. Bak şimdi devam edelim. Ben işte Halil şey yapıyorum ya tarafını tutuyoruz ya. Bak şimdi. Bak kurallarla gösteriyorum. Bak sala anlatılır gibi anlatıyorum size. Şimdi ardından bu adam bu infoyu verdikten sonra, bu adam bu infoyu verdikten sonra ee, sevgili Fatih ve Zor Bey bir grup vuruyor. Bak şimdi, aa, aa diyorsun yakaladık gengabı, aa diyorsun gengabı yakaladık. Bak şimdi, evet şu kaydımıza hemen geçelim. Evet hemen bu kaydımıza geçiyoruz. Böyle, evet. Şimdi burada. Fatih yine bir üslupta bir sıkıntısı var. Onu da anlatacağım size. Bir dinleyelim. Bakın işte. Benim gun shop'u kitleyemiyorum. Devlet mekaniği kitliyor. Böyle evet. anlayışın ben civiliyetine tüküreyim. Şimdi sevgili Fatih kuralları okumadığı için bir mekanın yakılabileceğini, mekanın yakıldığı zaman o mekanın kapılarının kapanacağını bilmiyor. Ve Fatih diyor ki bir mekanı diyor ben izin vermedikçe yakamazsınız. Yani sen bir adamla savaşa gireceksin. Savaştaki, karşıdaki kişi eğer sana izin vermezse sen adamın mekanını yakamayacaksın. Şimdi böyle bir kural yok serverda. Yani böyle bir kural yok. Devam edelim. Böyle saçmalığın, tamam mı? Deliğine tüküreyim. Sende Gansu projesi var mı? Ben malım tamam mı Zorbey? Ben malım. Ben yok, estağfurullah ma patron. Anladın mı aslanım? Ben malım, hadi canım. Bismillahirrahmanirrahim. O infomuzu vermiştir, bilginiz olsun. Çıkıyorlar. gel. Abi, gel. Gel, gel hadi gel bir kaçırsınlar beni zaten, zaten görüyorlar bir, bir yerlerden. Beni, beni kaçırsınlar, kaçırsınlar ben. da savaş bitsin içine, i̇çine tüküreyim. tüküreyim. Adaletli savaş yok ya. Yok. Adaletli savaş bir yok. Bir tane karşıma gelmedi biliyor musun? Mert bir adam. Bir tane mert adam yok. Mesela kaçırsın Guzman tamam mı? Çapa ustalasın beni içine tüküreyim ya. Benim mezarlığımı şeye götürün tamam mı oğlum? Trabzon'a gömün, Akçabat'a. İçine tükürdüklerimi niye? Vallahi billahi. Devam ediyoruz adam patronum sıfatıyla orada bana savaş açmış. Ya ki patronum ya. Düşünsene. Ben şehirde yokum Zorbey. Bey. Artistik yapıyorsun. Vito'ya diyorsun ki. Sana savaş ilan ediyorum. Sen kimsin diyor. Patron yok. Ben patronu <laughs> temsilen buradayım. E <laughs> ulan senin patronun yoksa tabii savaş ilan. Zaten o yüzden GÖTS 7. Yani. Nerede ne demek bilmiyorum ama. Tam anlamadım yani. Ee, sıkmaya tabii başlar ben... bak işte tamam. bak. olay bu Bak, bak süküyorsun. Görüyor musun? Bu. Vur baba, vur abi Görüyor ya. musun? Hoşlar. ver. musun? Bak, ah, Max bunlar işte. Ha izle. Max, Max uzman golü çet. Ne bu şimdi? Hadi ölelim. Ha gördün mü? Bak konuş konuş konuşmayı serbest bırakıyorum sana. Konuş. Uzman info verdi, izledim. Devam et işte etsin, bak bunların Böyle yapacağı. Böyle devam et. Oyun bu. Leyla Fatma. yine bunu ama yönetim koruyor bunu işte. Şimdi bu öldü arkadaşlar bir adam bir adama info veriyor. Bu adamlar vuruluyor. Bu adamlar vurulunca bunlar beledizi zina alıyor. Yönetim bunları koruyor oluyor. Burada bak şimdi aynen aynen var var. Şimdi YouTube'a video atar. Fadıl'ı öldürdüm. Bu arada ölüyken konuşuyor şu an lazım devam Uzana o olsaydı döndü full burası. Bindir benim gel, gel arabaya. Gel buradayım gel kaldır kaldır. Al 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 beni. Çabuk, al çabuk. beni de al çabuk. gel. Çabuk gel. al çabuk al. Çabuk, çabuk al. Çabuk video at sen. Çabuk al. Al hadi at. Al. Çabuk çabuk git yap sana. Gel. Oğlum alsana. Al 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 polis oğlum, al polis geliyor. Çık oğlum alsana. Hadi al 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 video da. Çabuk. Hadi can. Max Guzman rolü çet. Olayda Guzman yok şu an. Bak Guz Guzman'ı koruduğum söyleniyor ya. Bak şimdi bunlar guzman deniyor. Güzel. Bunlar guzman. Geliyoruz loga. Fatihleri kim vurmuş diyorum. Bunlar guzmansa diyorum banlayacağız biz bunları. Bak şimdi. Geliyoruz abicim. Loga. Vuran adam. Murowski. Oyun Fatih. Bugün 17.40. Kartel'de Sinoloa. Şimdi yani bu ee, bak her şey burada kayıtlı. Ben sevgili Fatih, bana yazmasını ve bunu yani buradaki olayın ardını ardı ne olduğunu bak yayını açtım size göstereyim. Çünkü bana yazmıyor. Yani bunu gelin bunu banlayın dese banlayacağım. Gelin bu adamlar meta yapıyor dese diyeceğim ki meta şu adamın burada da kayıtı var. Bir şey yapamıyorsun yani. Adam burada gitmiş rolde vermiş infoyu vurdurmuş. Açtım. Kanka Bu da gördükleri yer. Izliyorum. 3 araba Burası, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. CDS'de silah alacak para yok. Uzman veriyor parayı. Kral bunların hepsi yapılabilir. Bunlar serbest. Yani bunda hiçbir şey yok ki. Ben gittim 250 bin dolar para vermedim mi kendim yayında şeye? Ee, El Pantos'a. Ben gittim e, Fatih'e iki tane M4 vermedim mi? Kendim direkt 24 vermedim mi? Gittim Kosan Ostra'ya 100 bin dolar vermedim mi? Yani bunların hepsi yapılabilir. Bunlar rol içerisinde yapılır. Şimdi bunların hepsi ben Fatih'e yine olay esnasında kızıyordur. Bunları diyordur. Okey. Ben hadi ona da. Okey. Fakat sevgili Fatih yayını izliyor mu bilmiyorum. Ya da ekibinden birisi izliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bu kurucuların yani ben burada işi ilk başlatan kişi olarak Sevgili Fatih'e ve diğer yayın şeye, kurucuların hepsine şunu sordum. Dedim ki arkadaşlar bu kuruculardan istemediğiniz biri var mı? Söyleyin. Ee, hani istemediğiniz bir araya gelmek istemediğiniz birisi varsa onları almayalım. Fatih bazı isimleri söyledi. Emüce bazı isimleri söyledi. Halil bazı isimleri söyledi. Ve istemedikleri isimlerin hepsini almadık proje. Şimdi e, buradaki Ertan'ın, buradaki Emüce'nin, ne günahı var da bu heriflere böyle kayılıyor? Ben onu anlamadım. Yani niye bu kadar kayılıyor? Ben anlamış değilim. Varsa jiletten birisi. Yani Fatih de şu an çevirim dışı gözüküyor. Bana da yazmadı zaten adam da. Yani konuşmak istiyorsa konuşalım. Ee, tartışmak istiyorsa tartışalım. Ben her şeyi okeyim. Ama ee, server'ın kurallarını yani server'ın kurallarını ben yazdım. Kuralların hepsi de çok manalı kurallar. Bir adamın mekaniğini savaştaysan yakarsın. Ben bir adamla, yani bizim server'da bir adama senin mekaniğini yanık kalabilir miyim diye bir izin yok. Gelelim konuşalım, tartışalım. Neyse açalım. Ama... Yani şimdi arkadaşlar bu bunu yaptı. Bunun tarafını tuttu. Ya serverde en çok banlanan adam bunlar ya. En çok banlanan adamlar bunlar ya. Yani abi bu 5M'in hali ne olacak? Nasıl çözülecek? Ben bilmiyorum. Ya Fatih de onların mekaniğini yakmış. Niye kapanmamış abi? O zaman yönetim hesap versin. Desinler ki kardeşim böyle bir olay var. Aha kaydı bu. Yönetim hesap versin. Çağıralım yönetimi soralım. Kimse hiçbir şey demiyor. Kimseden bir şikayet yok. Mesela biz Ertan'la aramızda problem yaşadık. Ertan'la ben gittim konuştum dedim ki kral böyle böyle böyle. Ertan dedi ki tamam kral böyle böyle böyle. Çözdük. Kimse yazmıyorum Ben nasıl çözeyim anasını satayım? Tamam. Gelsin Fatih. Bak bir daha sesleniyorum. Yani nereden konuşacaksak yazalım. Ben ona sesleniyorum. Yani onun normalde bana yazması lazım olayı yaşayan kişi olarak. Ama olayı da yazmıyor. Yani ben ne yapayım? Ne edeyim? Ben anlamadım yani. Gelsin desinler ki kardeşim biz şu şekilde taraf tutulduğunu düşünüyoruz. Nedir kardeşim taraf? Bu heriflerin mekaniği yakıldı ama yakılmadı. Ee, A bu da kaydı. Ben de çağırayım diyeyim ki kardeşim kim lan bunu kararını vere? Çıksın anlatsın. Bak her şeyin logunu döktüm size bak. O günden bugüne kadar logunu döktüm. Fatih'in bende numarası yok arkadaşlar. Telefon numarası yok. Yani arayıp çağıramıyorum. Ama benim üzüldüğüm şey şu. Ya Fatih yaşını başını almış bir adam. Abi bu Ertan'la bu Emücen'in ne suçu günahı var yani? Ya hiç yakışmadı ona. Hadi Halil'le olay yaşıyorsun okey. Ya hadi Halil'le olay yaşıyorsun. Bu heriflerin ne suçu var abi? Ne suçu var? Bir diğer nokta sevgili Dilara. Dilara Yayın kaydından yine izledim. Diyor ki böyle böyle bir kural var diyor. Böyle olmaz mı diyor. E yok dediği kural. Bir adamın diyor işte mekaniğini diyor yakamazsın diyor. Bir şeyler anlatıyor tamam mı? Tam da hatırlamıyorum şimdi. Tam söylediğini spesifik olarak hatırlamıyorum. Diyor mekaniğini diyor yakamazsın diyor. Bu forstur diyor. E yok böyle bir kural yok. Yani burada sıkıntı şu. Kuralların okunmaması. Kuralların hiçbir şekilde bilinmemesi. Ve ben bunların hepsini arkadaşlar bakın bunları okuyun. Bak bunlardan istemediğiniz varsa çıkaralım. Yazdığım halde bunlara bakılmaması, bunların üstüne durulmaması. Eee Dur hatta o logo da bulacağım bir saniye. Sonra hemen buluyorum. Bir saniye. Onu da bulacağım. Onu da yazdığıma eminimdim. Onu ben şeye de yazmış olabilirim. Dur bakayım. Soru havuzuna mı yazdım acaba? Proje oylamaya mı yaptık? Onu ben bir yere kesin attığımı biliyorum da. Dur bakayım. Abi ben, ben de manyak oldum. Kendi dediklerimi de artık. Eee arayı Kanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü ne desek suçluyuz. Bir dakika. Yayında da demiş olabilirim. Ee, yani. Tam bulamadım şimdi nereye yazdığını Şunu söyledim. Dedim ki kardeşim bak bu kurallardan memnun olmadığınız varsa. Onu söyleyin onları da değiştirelim. Bunları bir inceleyin. Dediğimi çok iyi hatırlıyorum da. Onu da bulamadım ya. Yere yazdım kesin ben onu da. Ayrıca <Sessizlik> pazar günü söyleyebilirdim kuralları yedim. yazacağım. Ayrıca sizin izininizle süper olur. Da bakayım. Herhalde yayında söyledim ben onu ya. Büyük ihtimalle öyle yazdım evet. Yani sizin anlayacağınız sevgili arkadaşlar. Ee, bunların hepsi bu. Yani buradan yayın açıp insanlara bu şekilde bir kurucu olarak böyle kaydığınız zaman bu e bir de şimdi server'ın yönetimine kayıyorsun. Ya babacım kendi sen kurucu olduğun, sahibi olduğun server'ın yönetimine niye kayıyorsun? Server'da muhatap olunacak bir tane isim var kurucuları. Cüneyt'e gidecekler. Cüneyt'le olaylarını çözmeleri lazım. Ya velasılı kelam bilmiyorum ben bu işleri nasıl çözeceğimizi de şaşırdım yani. Yani ne yapsan yaranamıyorsun kimseye. Ee, şaşırıyorum. Ya bu kadar helalleşme. Ya Nora'yı attık arkadaşlar. Tuğba Nora'nın bir hareketini beğenmedi attı. Ne taktınız Nora ora Nora mı şimdi mesele? Nora atıldı. Bu. Yani durum bu. Ertan Fatih adamlarına düzgün rol yapmayı öğret yazıyor. Aynen şimdi birisi birine yazıyor diğeri yayın açıp yayında kayıyor. Ya bu yapılmaması gereken bir şey yani. Hani bunların hepsi OC. Halil'in de hataları var Fatih'in de hataları var. Yayınlarda yapanları bak Ertan yaptı mı bilmiyorum. Yapmışsa o da hatalıdır. Ama yayın açıp da yayında iç işlerini dışarıda konuştuğun an. E bak ne oldu şimdi bu kadar adama yani böyle kayması hoş değil yani. Ha bak. Devran yazıyor. Direkt proje kurucuların ortak toplantısı vardı. Orada yapılan toplantıda söyledin. Kurallara okuyun istemediniz, çıkartalım demiş. Yani ben bunları ya bu yani bu faydam. m ee, nasıl toparlanacak bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu OC muhabbetleri toplanması lazım. Kaç yaşında adamlar yakışmadı. Ya Emircim sen hiç konuşma ya. Senin senin olayın daha kötü kral. Sen hani rahatsızsın diye sana da bir şey demiyoruz da. Yani senin olayı daha facia yani. Sen dün sövdüğüne o gün birlikte adama sallıyorsun kral. Yani yayına geliyorsun benim yayında adama sallıyorsun. Senin olay daha değişik yani. Raporuma belli kral de bir, bir sinir rahatsızlığı var sende yani. Yani bu kaos ve drama durumundan ya bir adama arkadaşlar bir adama bir şey dersin tamam mı? Kayarsın mayarsın okey. Tamam ben hepsine okey. Kızarsın ben kayarım ya. Benim de bir sürü kaydığım adam var. Hemen çıktım ne dedim? Kardeşim özür diliyorum dedim herkesten. Ben ne olayları kapattım. Değil mi? Çıktım dedim ki birader kusura bakmayın. Özür dileriz. Oldu. Aa, tamam. -ta, okey. Kapattık. Helalleşildi. Değil mi Tayfuncuğum? Yayın yaptık. Yayınla yaptık. Ama yani bitmiyor. Milletin derdi bitmiyor. <laughs> yani milletin derdi bitmiyor. <laughs> Müge Anlı diyorum anlatsanız. <laughs> ya işte açık çağrı yapıyorum. Daha ne yapayım? Ne diyeyim anasını satayım yani. He, hadi ben yazayım bak. Yazmıyor da Fatih. Yine ben yazayım. Kral kafamda soru işaretleri var. Dilersen konuşalım. Onu da ben yazıyorum. Yine ben aracı oluyorum. Ya ben bu sunucunun aracısı mı bana satayım. <laughs> Reis sunucuya bitçileri almam diyordu. Ne oldu? Kral ben hepsini sordum. Bak onları da anlatayım sana. Ben bit olaylarını, bit olaylarını hepsini sordum. Aa bu arada adamın kendileri de var. Mahkemelik olduklarını, çok büyük mahkeme olayları olduğunu ve mahkeme dolayısıyla konuşamayacaklarını, mahkeme süreçleri dolayısıyla adamların bu konuda yorum yapamayacağını söylediler. Ne yapayım ben? Cimer miyim ben anasını satayım? Mahkemeyi hızlandırayım. Ne yapayım ben? Nasıl çözeyim? Yani insanların bu şeyini ben çözemiyorum yani. Ardınca yani elimizden siber suçlara döndük anasını satayım. Vallahi bak yani bu ya ciddi söylüyorum roleplay dünyası vallahi manyak bir dünya arkadaşlar. Vallahi manyak bir dünya ya. Gelin helalleşelim birbirimizi affedelim olayları kapatalım yok. Ya OC yapmayalım ne olursa rolün içinde kalsın yok. Bak bu kuralları gelin birlikte belirleyelim, birlikte yapalım. Yo lan ne yapacağımızı şaşırdık aslında. <laughs> <laughs> ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi arkadaşlar yani velasılı kelam ee, bilmiyorum. Hani ben şeye de varım. Ben bu baron rolüyle istemedim zaten biliyorsunuz yani. Ben onu e, da bırakayım. Ee, bunu yapmak istemiyorum zaten. Ben adaletsiz bulunuyorsam onu da yapmayayım okeyim ben. Zaten ben olmak istemedim anasını satayım. Bana illa gel ol dediler. Ben onu da istemiyorum. Herkes masasını açsın. Bu, bu, masaya rakip masa çıksın. O da yok. Yani. Ne diyeyim abi? ADK. ya abi Hallin AD varsa herifi gelin şikayet edip banlanıyor ADK'dan zaten. Herif devamlı ADK'dan banlanıyor anasını satayım. Bu devamlı banlanan bir adam bu. Ya şikayet edip banlatın, Ne yapayım kardeşim ben şimdi? Ne bu ADK'nın cezası bizde? Bir saniye hemen bakalım. Uyarı adetleri. Neymiş bu ADK'nın cezası? Osi bilmem ne falan filan. Dur bakayım. Nerede lan bu ADK'nın cezası? Nerede yazıyorsun? Bir sürü şeyin cezası var. Ölüyken konuşma. O si rolsuz adam soruyor. Easy srp. Ardiyem vdm. O si mixing. ne ee, falan filan. Ben kör müyüm neyim göremiyorum şunun ağası. Kalıcı 3x. Kalıcı 3x yedikten sonra ne oluyor? Kaç gün ceza yiyor bu herif? Combat log bilmem ne. Oğlum burada bu yazmıyor. Ben göremiyor muyum bu Discord. Genel sohbet ölüyken o OC, Rossa, izinsiz Rollblock, RDM, VDM, güvenli ve OC Mixing, nereye for skill Problem, non arp Retard, Refuse Ölü ötürü combat lock, yasak bebe, izinsiz ee ee Topalan demet, roll check, roll de OC kill E baba siz bunu buraya yazmamışsınız ki bu yok harbiden ben ben yani buna bakıyorum göremiyorum Bly polis silahı yanlış kullanmamız Force bir ölüyken konuşma. Secret. ay bak bu da yönetimin hatası yani. Ben burada bakıyorum yok. Var da ben mi görmüyorum hala bir daha bakıyorum anasını satayım. Acaba başka bir şey mi yazıyor burada ben mi göremiyorum anasını satayım. kısaltma falan mı yapmışlar buna ne yapmışlar. ADK 3x kalıcı yazdım bitti. <laughs> Hayır soruşuyor. ADK yaptı adam 3x7. Daha sonra bu adam kaç gün ceza yiyor? Ne yiyor bu adam ceza? Tamam oğlum 3x 3x kalıcı ya. Adam 3x kalıcı yaptı. Bir daha ADK attı. Geldi bana ana avrat sövdü. 3x kalıcı yedi. Bir ADK daha atarsa perma. şimdi yani bu adam 3x kalıcı attıktan sonra bir daha ADK atmış mı? Varsa bunu banlayın nasıl satayım. <Gülüyor> <Gülüyor> en son ban affı geldiğinden sonra diyor sıfırlandıktan sonra diyor yok diyor. Bilmiyorum varsa atın. Girelim bakalım anasını satayım. Şu anda kimse de ceza yok. Çünkü en son af gelmişti. Afta büyük ihtimalle gitti bunların cezaları varsa da. Kubicim. Al canım. Çay getirenlerin bol olsun. Teşekkürler. Al. Ya arkadaşlar. Şimdi Halil abi yayını almayacağım. Niye almayacağım? Kral, şu anda ilk başta Fatih'i dinlememiz lazım. İlk Fatih kendi savunmasını yapsın. Ondan sonra bakalım. Yani sevgili arkadaşlar ne bileyim ne diyeyim anasını satayım. Yani yazdım ben Fatih'e ya, cevap vermedi henüz. Ya görmedi ya da bakmak istemiyor bilmiyorum. Sıkma canını okşa patlıcan abi boş ver takma kafa. Ya abi ben taktığımdan değil. Şimdi ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Ben zaten server board da değil nasıl satayım. Ben biliyorsun server açmanın falan da isteği olan bir adam değilim. Hani ben öyle bir isteği olan da değilim. E biliyorsunuz en son oynayacak yer kalmadı. Oynayacak yer kalmadı. Yok. Ne diyeceksiniz ki var? Ya var olan server'ı söylüyorum kardeşim sana. Diyor ki 5000 liraya diyor silah satıcısı satıyorum. Silah satıcısı sensin 5000 lira verdiğin için. Bu. Baron satıyorum diyor. 5000 lirayı veriyorsun diyor. Baron oluyorsun diyor. Kimse sana hiçbir şey yapamıyor diyor. Kartel satıyorum diyor. 5 bin lirayı veriyorsun diyor. Kartel oluyorsun diyor. Senin dışında oynayan yok diyor. Zırhlı araç satıyor. Zırhlı araç. Bu araç diyor kurşun geçirmez. İstediğin her şeyi yaparsın diyor. 10 bin lira diyor. Yok anasını sattımın oyunu. Bitti. Yok yani yok. Eve geçtim kanka. Soru işareti yok hocam diyor. Fadi yazıyor bak şu anda. Hallay bir. Kanka şu an yayındayım. söylediğin her şeyin loglarını istedim. Hepsi hazır. Dilersen sana da göstereyim. İçini rahatlasın. Varsa bir olay birlikte çözelim. Bak daha ne daha ne diyeyim anasını satayım? Daha ne yapayım lan? Ya benim uğraştığım işe bak ya. Abicim bak adamın sattığı şeyi söylüyorum size arkadaşlar. 10 bin lira diyor ver. Zırhlı diyor araba satayım. Bu araba diyor kurşun geçirmiyor. İstediğin yere gir. <laughs> ya bakın daha neler dedim biliyor musun? Bak bunları anlatmak istemiyordum ama Hadi ben bunu da anlatacağım. Vallahi yaptığım, yapmak istediğimden değil ama artık benim hakkım yenmesin kardeşim. Cidden yani daha ne yapayım arasını satayım. Dedim ki arkadaşlar dedim bakın biz çok güçlüyüz. Benim ekibim rolde Allah var çocukların hepsine helal olsun. Tamam mı? Çocuklar çok çalıştılar. Çok arada bir fark var. Çok devasa fark. Dedim ki kral siz dedim farmda yapamıyorsunuz. Gelin dedim bütün ekiplerinize serverdaki bütün ekiplere 200 bin dolar para verelim haftalık. Hepsini dedim parası olsun. Ya ben daha ne diyeyim lan? Ne yapayım ben daha? Ne diyeyim? Ben ne yapayım da? Yok babacım yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyoruz ya nasıl satayım. Ne yapalım lan? Admin log kanalı var burada. Herkesin her şeyi gördüğü. Bak. Bak abicim bak. Bakın arkadaşlar bak. Burada bütün server'ın neyi var neyi yok bütün kuruculara açık. Bak kim ne yapmış, kim neyi basmış, ne etmiş hepsi burada. Hadi yazmış. Ne yazmış? Olay log'luk değil, kitle yönlendiriyor Ay aşırı sıktı çocuk gibi. Yok. Kanka senin yayını izledim. Kurallara, bana, kuruculara alayına girdin ya diye. Alayına girdin, herkese girdin, çıktın, soktun, çıkarttın kral ya. <laughs> Savaşma, sevişten bir 5 lira bağışımız var. Ballanması için söylemiyorum. osi olarak Konya'ya el attığın için yazıyorum. Halil de jiletin bazı adamlarına ana bacı kaydı. Yayında üstelik. Fatih yayında bot basıyorsun gibisinden konuştu gibi... Abicim şöyle Halil'de de hata var. Halil de yanlış yapıyor. O da yapıyor. Ama o da yapıyor, o da yapıyor. Biri diğerine muzman diyor, biri diğerine ciklet diyor. Birbirine hile diyor, birbirine anasını satayım küfür ediyor. Birbirine bot diyor, birbirine love diyor. Yani şimdi ne yapayım anasını satayım? Vallahi bir ben demiyorum ha. Vallahi billahi yüzlerine diyorum bak. Halil abi aha burada şahit. Dedim ki kral dedim. Bak bu 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 isimlerde sıkıntı var. Bunların dedim problemleri var. Bunları dedim düzeltmeyiz abi. Demedim mi? Şimdi ben buraya Ali çağırsam. Halil de evet dedin dese diyeceksiniz ki siz, siz önceden ayarlamışsınız. Burada seni tasdik ettiriyor. La ben ne yapayım anasını satayım. Yukarı tükürüyorsun. Yukarı niye tükürdün? Aşağı tükürdün. Aşağı niye tükürdün? Ya diyorum ki beni karıştırmayın. En son ne oldu? Bak şimdi. Dediler ki kurucular arasındaki problemlere bırak baksın. Dedim lan lanet olsun. Tamam ben bakayım. Kurucular arasındaki problem oluyor. Çözüyorum. E haksızlık diyorlar. Lan ben ne yapayım anasını <laughs> manyak olduk anasını satayım ya. Vallahi manyak olduk yani. Abicim bak. Benim ben İstanbul'da oturuyorum. Gelin yüz yüze görüşelim. <laughs> Kurucular olarak bir araya oturalım. Ya ciddi söylüyorum bu oyunu oynayan kalmadı adam akıllı. Ya birbirimize sallamak yerine abi. Gelin ben ağırlayayım sizi. Tuba'da çok güzel yemek yapar. Yayın açalım anasını satayım. Herkes görsün. Gizli saklı olmasın. Gelin abi benim eve. Bütün kurucular gelsin. Oturalım. Açalım. Tartışalım. İnsan gibi konuşalım. Ama babacığım yani. O ona yayında sallıyor. Bu buna yayında sallıyor. O ona yayında sallıyor. Şeye döndük anasını satayım ben. Yani burada ilkokul müsameresi düzenliyorsun sanki yani. Ha bak Kavani yazmış. Abi 4x olduğunda bir gün VL'ye yi yiyor. Uyarıları sıfırlanıyor. Fakat ADK'da 3x kalıcı oluyor. Banyese de silinmiyor. İki defa ADK atanı banyo perma demiş. Komple böyle yapıyorlarmış yani. Ya babacım ne yapayım ya? Yani? Bir tarafı da seviyorum böyle olaylara da şu çok... ya ben de üzülüyorum vallahi üzülüyorum ya bak ben söylüyorum bak Fatih Emüce Ertan Ali abi Ben Babacım bu durum bu Yani bunu biz toparlayamazsak bu düzelmeyecek diyorum zaten bak Yeni server'ın kaç çekiyor lan bu server şu anda Babacım server'da şu an 215 oyuncu var bak Ve Hani En yakın server'a bakıyorsun Oyuncu sayısında da demiyorum bu arada bu arkadaşları renci de olsunlar diye de söylemiyorum. Bir güç roleplay en yakınındaki non-nightly sunucu. Onun bir üstüne bakıyorsun, bir üstüne ne var diyorsun. Izni serverı var. E Ezin de zaten biliyorsunuz. Kendisi de serverını biliyor. Bu e, yok anasını satayım. Ya Tayfun'um valla manyak olursun ya. <laughs> Aa, bilmiyorum nasıl çözülecek. Ya bugün açacaktım ne güzel takılacaktık arası satayım. Ya Vanşef Vallahi billahi söylüyorum. Yani bak ben Fatih'le olay yaşadım. Çok büyük bir olay. Lan ben Pars'la olay yaşadım Pars'la. Biz onunla helalleştik. Yani ben daha ne yapayım lan millete? Ama yok aga yani insanlar bırakmıyor olayı. Bırakmıyor. İnsanlar olayı bırakmıyor. Ee, ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani ben elimden geleni yapıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Çay alırım bir çay. Çayı da içtik vallahi terledim dubicim ya. Aa, biraz açsan iyi olur. Manyak oldum burada dubi. <laughs> Valla abi yani. Ne yapayım? Ne edeyim? Nasıl toplayayım? Ya her şeyin logo var. Ya bak ben ciddi söylüyorum. Bizim serverda bak iyi de öldür hakkını yeme. En en olgun isim Ertan'dır kral. Tek geçerim. Biz bu herifle çatıştık. Savaştık. Ulan adamı aldık. O onlar bizi vurdu. Bak bir tane adamla. Bir tane mi adamla bir problem Bir tane olmadı bak. Ciddi söylüyorum yani. Bu adam da laf yiyecekse. Ya bu oyun insanı manyak yapıyor. Bu oyunu oynayan herkes manyak oluyor sonunda yani. Ya bu oyunu oynayan herkes manyak oluyor bir şekilde yani. Emir'i de anlıyorum. Bu oyunu oynayarak kafayı yemiştir doğru. Allah'a bak. Bu oyun herkesi manyak yapıyor. Ben de abi sapıtacağım anasını satayım en sonunda. Allah ben de sap ben de manyak olacağım en sonunda. Bu oyun oynayan normal olamıyor kardeşim. Bu manyak bir ortam oldu bu yani. Yok abi. Gerçi evil ki evet oyunla alakalı olmayabilir. Raporu da var mı zaten? İşte o hasta diye bir şey demiyor sonra da. <laughs> ya herkes manyak oldu anasını sattı bu oyunda. <laughs> Herkes manyak oldu bu oyunda ya. <laughs> Allah herkes manyak oldu yani. Ya yani ne yapacağım bilmiyoruz. Dost diyorsun bir anda sana bir şeyler diyor. Bak çöpçü. Abi yeni sezon ne zaman? Benim bana Çöpçü durduk yere beni sattı. Niye sattı o da belli değil. Bak yazıyor bir de buraya bak. Bak Pyrex Bey. Oğlum çöpçü. Sen yola çıktığın adamları yolda bulduklarına değiştirdin. Senin yaşına veriyorum. Senin yaşında küçük, daha çocuksun da. Bir de gelip de buraya yazıyorsun. Ayıp senin yaptığın. Ayıp senin yaptığın ayıp. Ben seni düğünüme çağırdım ulan. Abim gel düğününe, düğünüme gel yazdım. Sana ben mesaj attım. Beni sikine takıp bana cevap vermedin lan. Ayıp olup senin yaptığın. Ayıp senin yaptığın ayıp. Dedeye de çok bizim koca dedeye de çok kırgınım mesela. Ben dedeyi de düğünüme Dedeyi ben dostum olarak gördüm hep. Biz onunla geceleri kadar muhabbet ettik. Aa Cüneyt de şahit. Biz onunla arkadaştık yani. Ben anlamıyorum moruk. Ben vallahi yani kimi arkadaş görsek bir, bir şekilde satılıyoruz. Ne anlamadım çözemedim yani. Abi arkadaş diyoruz yine bize kayıyorlar yine bize kayıyor. <laughs> Sonunda bize kayıyorlar yani. En son bize kayırıyor ben anlamadım ne yapayım ne edeyim ben azıza ya. Ey Nori sorlayan da demiş Ertuğrul. Valla abi bilmiyorum ha bu roleplay yani çok sıkıntılı ya. Yani. Bak bölge savaşı olayı. Bölge savaşında arkadaşlar ya öyle kayıtlar var ki bak şimdi yani. Kesin ile dersin. Kesin ile dersin yani. Adam havaya sıkıyor. Diğer herif ölüyor. böyle kayıt var elimde. Ya her şeyi bize en ince detayına kadar ya bunlar yapmaz, şunlar yapmaz, bunlar yapmaz. Ama biz ne taraflığımız, ne tarafsızlığımız, ne yazdığımız kurallarsa hiçbir şey kalmıyor aslında. Yok abi. Çok enteresan yani. Çek hocam geldim. Ha bak Fatih gelmiş. Dur iyi oldu dur. Dur iyi oldu. Bir saniye kral çekeceğim dur. Bakın yayın tekrarım da ortada. Söylediklerimin hepsini geri söyleyeceğim. Ya Emir sen bir sen bir, bir gün bir banyo yesene be. Senin psikolojin bir gün bir kendine gel. Emir e, Emir'e bir çaksanız bir gün bir. Kendine bir gelsin abi. Sen bir kendine gel oğlum. Seni idare ediyoruz da. Sen bir bir gün bir ye. Sen bir gün bir yer de bir. Sen kral. Seni biz nereye kadar Senin hayatımızı idare etmekle geçiyor seni de vallahi. Bir, bir, bir gün bir yatsın o içeride de bir. Ama role giriyordu. Ben anasını sattımın oyununu da oynayamıyorum yani. Geldim kral çekti. diyor. Arayayım. Alo. Alo. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor kanka. İstiyorsan kamera açalım. Uygunsa senin için. Hocam kamera uygun değil ya. Tamam Biliyor uygun değilse sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Baktım herkes diyor gel gel gel. <laughs> ya kanka şimdi şöyle. Ben yayında e, senin olaylarının hepsinin kral. Loglarının hepsini istedim. E, i̇şte Guzman'ın tamam. gen olayları bilmem ne olayları meta olayları e, o günkü çocuğun aslında patron olması sonradan patron perminin alınması iddiaları hepsinin logunu istedim kral. Bütün her şeyi logladım. Hepsini de yayında da açtım. Sana da istersen atarım. Hiçbiri kral dediğiniz gibi değil. Şöyle bir karışıklık oluyor. Bu heriflerde iki tane Lucas var. Bir tanesi Lucas Parker. Bir tanesi Lucas Lopez. Lucas Lopez bunların patronu. Ee, Murowski denen çocuk. Bunların OG'si. Bunlar Aha. o gün toplantıya geldiği zaman kanka. E, Murowski o esnada e, evine misafir geliyor çocuğun. Ben diyor gelemiyorum. Benim yerime bu gitsin. Gide, gelen kişi orada artistliği yapan kişi. Bak şimdi. Artistliği yapan kişi oyundayken ama bu herifler hani diyorum ya sana ben loglardan baktım bunların OG'leri patronları e, oyunda. O yüzden bunu kabul edemiyoruz diye. Harbiden o esnada tamam. çatışmanız rolünde bu herif oyunda. Kill log'a baktım. Kill log'da sizi vuranların hiçbirinde uzman yok. E, meta kayıtlarına baktım. Dedim ki ya bir meta varsa metadan hani banlayacağım adamları. E, adamların bugünkü olayında sizin infonuzu aldığını kaydını almışlar. Sonra dedim ki okey infoyu bu Guzman almış. Stratejik gank up yapmış. Ama dedim olayın içinde yine gank up varsa yine banlayacağım Guzman'ı. Yine yok. Yine log tamam, Sorunlar bu değil ki ama. Sorun bu değil. Ama Zaten sorun biz kabul ettik. Dedik ya bitsin. Halil'in tavırları. Ha. Bak burada chatte kaç kişi var bilmiyorum şu an herkes bizim rolümüzü izliyor 2-3 tür yayın açtı birbirimizi barıştık evet. e, işte yok jilet yatacaksın chatinde bizim anamıza kadar küfürler kendisi rolde küfür ediyor bilerek mi ediyor artık anlamadım durmadan bir küfür yoksa CDS bizi yensin ben sustalı yiyeyim adam kartel olsun yani benim bunda bir sorun yok ki hı hı. adam durmadan kitle yönlendirme yapıyor e hı hı. tamam biz barıştık devam ediyoruz. Sonra bir daha hemen Zor Bey bugün yayında Aha. çat diye çete geliyor. Hemen bir şey yapıyor. Yani kusura bakmasın çocuk çocuk hareketler. Zaten biz bıraktık işi. Bak biz rolde şuna karşı değiliz. Hani işte Guzman oradan info almış. Ya geçen bizi depoda vurdular. Guzman'la birlikte. Eyvallah dedik. Sıkıntı yok. Sonra mekaniğimiz kapandı. Neymiş? Rolde mekanik kapanmış. E tamam da abi. Hal ve hareketleri aşırı derecede sıkıntı. Ben bunu söylüyorum. Yani yoksa ben burada senin şahsiyetine hiçbir şey demedim. Ki ben hala Halil abiye bile bir şey demedim. Sadece eleştirimi yaptım. Ama ben 5 sıkıldım. Yani cidden artık hiç rol çıkmıyor. Hiçbir şey yok. Bende de kabahat vardır belki de ama. Hani bilmiyorum. Kanka ben şöyle. Ben sevmiyorum ya. Şimdi ben... Adam 3 tane oluşumu var hocam. Sunucu da 3 oluşumu var. Sen diyorsun ki lokları göstereyim Burak. Tamam eyvallah. 3 oluşumu? Doğrudur. Üçüncü ben ona bir şey demiyorum. Ya adam ikinci var. Kendi adamı Discord'dan yayınlamış. Üçüncü oluşumumuzu açıyoruz. Juarez Hadi gelin. Bu adamlar hocam bak tamam, istediğin bunu, kadar lok bunu göster. Mı Bu kralım? adamlar arka planda, arka planda birlikte çalışıyor. Bu kadar basit. PD'nin aynı Discord'undalar. Depo baskınında anasını satayım adamlar oradayken PD gelmiyor. Bunlar burada bizim varken direkt geliyor adam. Tamam. Bunların... Bak, bunu takipçilerimiz görmüştür mutlaka. Yazsınlar. Hepsi görüyor. Tamam şunu söylüyorum kral. Şimdi bunların üçüncü bir ekip açtığının eee veya bunu genka... İkinci ekip demiyorum hocam. Sadece öyle mi? bir niyetlerinin olduğunu söylüyoruz. Ya zaten sorun bunlar değil bırak Ben bunları konuşurken ya cidden iğreniyorum. Benim sadece sorunum dilleri anladın mı? Biz buraya rol yapmak için geldik. Biz burada kurucuysak hatta en son olayda Halil abi benden özür dilemedi mi? Diledi. Hani ben, bir kıntı oldu. Bir hile çok çıktı. ha hile çıktı dedi. Hala hileciyi savundu. Ya yayın açtı kitle yönlendiriyor. Evet. Ya adam hile hile. Adam hile. Ya biz kazanı Geçen senin savaşında ben geldim fair play çerçevesinde. Hı hı. Sana orada rolü pası devam edelim hocam dedik. Sıkıntı evet. yok içerik üreticisin sen. Evet. E Halil abi de biz böyle görüyoruz. Bizi de öyle görüyoruz. Ve sonra bizim bir çocuğa sizin yayınınıza galiba hile demişsiniz. Ben Fortnite yayınındaydım. Evet. Hatta ben orada dedim ki yayınımda lan hilese şerefsizi atalım dedim. Demedim mi? Doğru demişsin O yüzden İşlerden benim buradaki deyelim. serzenişim şey değil. CDS'de olan rolümüz. Hı hı. işte adamın patron olup patron gibi değil gibi bize lanse etme. Bu değil bak vallahi değil. Hatta ben adamı o gece takoya çağırdım gel dedim savaşalım. Yenilirsem dedim gel beni sustala. Ben adama söyledim hatta. Adam gelmedi iki aya gitti kali bizi vurdu. Konu bunlar değil. Konu ...Fivem'in düzelmeyişi düzelme abi. Zaten son dönemi. Ya ben büyük ihtimalle zaten büyük ihtimalle salacağım baya bir süre. Oynamayı da çok düşünmüyorum. Okay. Ya yani bilgin olsun. Yoksa benim sana karşı bir çiğnim. Chatte sana karşı, e Halil'e karşı da benim bir küfrüm vesaire yok ki Eleştiririm. Herkes birbirini eleştirir. O yüzden böyle yani böyle kardeşim ne diyeyim Şimdi ben. Kankam, ben zaten 3 gündür şu. yoktum. Kankam, olay şu bunların hepsi pasafiso benim mesela uh -huh. sana yakıştıramadığım şey şuydu abi. Şimdi bu kuruculara bir e, Ertan'ın yazdığı şeyi yayında cevaplayayım. Hocam ben sana Yayınlar... çok net konuşayım ben Sablon. buraya net konuşmaya geldim. Ertan, Mertan, Emuce, Halil bunlar kurucu değil hocam beni atabilirsiniz. Ben Feynman'ı bırakıyorum. Kurucu murucu değil hocam. Böyle kuruculuk olmaz. Rol paslayacaksan sen kurucusun. Biz kurucuysak bize atın biz oyuncu olarak davranalım o zaman. Çünkü bu adam yayın açıp chati anamızı avradığımıza kadar küfür ediyorsa toplantıda yok onun ben masada bilmem neyini poposundan falan yapacağım. Bildiğin gerçekçi konuşuyor. Böyle bir şey yok. Hiç kusura bakma hocam. Ya benim seninle hiçbir sorunum yok. Tekrar söylüyorum. Başarılar diliyorum içeriğinizde de. Ya sıkıntı yok. Herkes gelsin oynasın gene gol tarbide. Ben gene oynamaya devam ederim. Hiç sıkıntı yok gene bu konuda. Ama ben sadece eleştirimi yapıyorum. Önemli olan sunucu güzel olsun. Rol çıksın diyorum. Savaş başlatalım diyorum. Savaş başlatmaya çalışıyorum. Ya adam elinden geleni ardına koymuyor. Her şeyi yapıyor. Anladın mı? Hani rol pas olsun, küfür bilmem. Ya hiçbir şey yok. Bilmiyorum. izleyici neyi takdir ederse onlar bilir. Yani sıkıntı yok. Ben haksızsam da haksızsın diyebilirler. Haklısın da diyebilirler. No problem yani. Ama geri e, şey olarak bırak. Biz olgun insanlarız. Ben Halil abiye de burada laf etmem kendisi çünkü bir babadır. Kaka ee, Temik, hani ya. Bunların hiçbiri kurucu değil dedin. Tamam, ne kaydım abi? Ne dedim? Küfür mü ettim? Abi bunların hiçbiri kurucu değil dedin. Bunlar kimsine getirdin sen? Tamam. Yok, bu, bu bir bunu. eleştiridir. Evet hocam değiller. Abi böyle çünkü... bir eleştiri olmaz. Sen kesin eleştiri olmaz. Bu ki? eleştiri değil. Hocam bak şimdi şunu söylüyorum. Biz senle bak net konuşuyorum. İzleyici buna karar versin. Sen Burak oyundasın. Ben oyun Fatih'im. Birisi Halil söyletmez. Tamam. Tamam. tamam mı? Bunlar öyle ya da böyle içerik üreten işte filmde şey yapmış vesaire vesaire. Ya iki taraf savaşa giriyorsa atıyorum biz Salvatore ile savaşa girdiğimizde ben ne yaparım? Seni atıyorum kaçırırım değil mi? Seni vurmuşumdur. Ben senin üzerinde bir şey yapmam ya da ne bileyim bir yayın açıp hadi Burak bak bunu yaptı demem. Biz niye o zaman burada ismimiz kurucu bizim? Ben ya bu bir anlamda kurucu değilsin demek istiyorum. İsmine Anladın okey ama şimdi Ertan'ın mesela öyle bir olayı var mı? Ya Fatih nasıl koyduk sana diye bir olayı var mı? Ya da Halil'in. Babacım ben o anlamda demiyorum anlamıyorsunuz ki. Yani şu anlamda söylüyorum ben. Kral sen biraz Kısım fazla hisselleş, hisselleştirdin bence. Yani sen Fadıl'a bir şey olunca direkt kendine bu olayı... Fadıl'a bir şey olunca Fakir diye bir şey... Ne gibi. olmuş hocam Fadıl'a? Tamam i̇şte Fadıl'a nasıl olduğuna bak hocam. Nasıl olduğuna. E, tamam bugünkü olaya bakıyorum. Fadıl Kral, in info alıyorlar. En çok ölen adam benim Burak zaten. Tamam işte. Bütün bugün videolarımı bugün... izle. Bugünkü olayına bakıyorum. Mesela... Adamlara tamam. karşı olan olay evet. ne? alıyorlar. Vuruyorlar. Vurduktan sonra Flossy'ye geçiyorsun. Orada da diyorsun tamam, ki ben bunu zaten... Geçiyorum. Ben bilerek Zor Bey'in yayınında... Tamam. Bak bilerek ve isteyerek. Zor Bey'in yayınında hatta ona bile dedim. Bak dedim birazdan dedim çıkışta bizi kaçıracaklar. Tamam ne ben var bunda? Dedim, çektim direkt. Nasıl ne var bunda? Kaçırıyor seni nedir buradaki sıkıntı? Hocam adam net alıyor. Adam direkt Zor hepsi 5 tane 6 tane adamın chatinde. Tamam ve bu onlar o olmuyor, esnada yayındayken bunu götürüp me, banlatsanıza bu adamları. Nasıl banlanır? Hocam kral, söylüyoruz yönetime Tıkıt Hayır. açıyoruz. Her şey söylüyor tamam. ama buzman hep korunuyor bu serverda. burada. Tamam, hangisi kral? Gösterin hemen banlatalım hadi. Varsa göster. Tamam gösterelim. Tamam, ID'lere bakalım. Tamam bakalım. Tamam, hadi abi açtığınızı bakalım gösterin. Abi. Tamam ben hangi admin işlem yapmışsa. Juneyse Juneyta. Tamam ben benim bütün çocuklara. Tamam. tamam ben hadi yapalım. bütün çocuklara hepsinin şeyini çıkartacağım şimdi. Bekle. Tamam. Bak burada kural var. Diyor ki bir oyuncu aktif rolde içen sizin yayınınızı izliyorsa meta kapsamına girer banlanır. Tamam Halil söyletmez. Direkt. Hayır aktif roldeyken o kişi. Tamam Halil orada roldeyse hadi banlayalım Halil'i. Tamam o okay, kelime. Hayır hayır bakalım. Halil orada demiyorum. Yok yok. Halil rolde demiyorum. Halil yayınında diyorum. Adamları da yayınında. Kanka, Ve bu adamların bizim başımıza bir yayında... geldi. Bak adamların. İlk olayda da Cüneyt Depo'ya geldi hatta. Guzmanlar bize sıkıyor. Mollu adamlar da yanında ama adamlara hiçbir şey yapılmıyor. Kanka, şey. Adam bizim bir gece... Mekaniğimiz kapanıyor hocam. 4 gündür mekanik rolü yok. Mekanik 3 gün kapanıyorsa bir rol Burası... olur mu ya? Evet bu var bu serbest sen de yapabilirsin. Tamam hocam ben zaten kural e, serverda böyle bir şey varsa bir şey demiyorum. Sadece e var... saçmalığından bahsediyorum. Kanka saçma bu değil? Love değil mi? E, değil. Allah Allah. Senin so savunduğun şey şuydu. Ben yayını izledim. Diyorsun ki ben bir adamla savaşa girdiğim zaman o benden mekanik yakma hocam, izni bence... alsın. O ben bak, bana şöyle izin yapalım. verirse o zaman yakılabilsin. Tamamdır. Bak şöyle var, yapalım. Ama bir konuşayım. Böyle bir tamam. düşüncem varsa ben server'da ilk baştayken. Kral kurallarda beğenmediklerinizi <laughs> ekleyelim çıkaralım dediğimde. Kral bu değilsin tamam. diyebilirdiniz. Onu da tamam, demediniz. Tamam ben şimdi şöyle bir şey gireyim. Sen kendi yayınındasın Burak şu an. Okay. Tabii ki de senin daha çok söz hakkın var. Ya ben işte şöyle bir var, şey söyleyeceğim. Işte, Bence evet, burada tamam. herkes haklı. Bak burada şu an herkes haklı. Benim de haklı olduğum yerler var. Mesela benim izleyici kitlem, kitlem belki vardır burada. 400-500 kişi. Bu adamlar her gün yayınımı izliyor. <laughs> Arkadaşlar siz görüyorsunuz ya bize yapılanları bak herkes de haklı. benim sinirlendiğim tek nokta sadece yayın açıp bir başlık atıp biz kurucuysak bunu yapamazsın. Düşünsen hocam ben yarın yayın açıyorum. Atıyorum dünkü savaşta sen beni yendin. Tamam. Eee da ben seni yendim. Hı hı. İşte Salvatore Yataş'a ya da sana bir lakap takmışımdır. Salvatore yazmışımdır bilerek başa ve benim chat'im sen, sana ana avrat benim dilara yani nişanlıma kadar küfür ediyor chat'te. Ya insan bir abone moduna alır. İnsan bir kitle yönlendirmez. Halil sizin arkadaşınızdır bortta falan. Hocam objektif olacaksınız. Böyle bir şey yok. Ben benim sinirlendiğim bu. Yoksa GDS bizi vurmuş. Ya vursun kardeşim. Ya da depoda info almış. Benim sorunum bu değil ki. Benim sorunum sadece kurucu sıfatıysa biz burada. Bunu yapamazsın yayında. Bunu yaparsan olmaz. Çünkü biz en son ne güzel abi, büyüklük gösterdi Halil. Kurucudan özür muhabbeti oldu. Biz ne dedik? Abi olur mu dedim. Sen benim büyüğümsün dedim. Ama sonra tekrardan bir savaşa girdik. Masada zaten biraz OC oldu iş. Hani ben rol pasladım orada dedim ki Vito bize işte eşine böyle bir laf edilmiş. Bu mu? Sonra ben haksız çıktım mesela. Yanlış adamı sustalamışım. E ne yapalım? Kan parası mı dedim? Savaş mı? Ben savaşı tercih ettim. Sonra olay o içine döndü gene. E biz ne rol paslıyoruz hocam. Çet haksız mıyım? Bak şimdi haksız <laughs> olduğun nokta şu. Şimdi eğer Halil için demiyorum. Şimdi Halil üzerinden konuşursa ha. yine taraf oluyor. Ertan üzerinden gideyim. Ertan yayını açıp direkt olarak şunu diyorsa. Kardeşim, ben nasıl fa Fatih'e koydum Değil mi? Bu <laughs> kitleyi yönler, yönlendirme olur. Ama adam oyundaki karakterine istediğini diyebilir. Ve ona. Tamam, chat... şey adam chatteki karakterlere de sövüyorsa bunda bir sorun yok. Ama bu adam tamam gelip de senin Hı. e, işte direkt evet. şahsına bir şey diyor. Bu adam hiçbir şey demiyor ise. Kardeşim derim sen bunu niye yapıyorsun? Bununla ilgili böyle bir şey geldiğinde gösterildiği zaman. Bu adam kendini evet. bununla ilgili savunmasını yapar. Yapamıyorsa banlanır. Sen bana veya Cüneyt'e ya Cüneyt Kral, Halil yayınında açtı, bu Fatih'e şöyle yaptık, böyle yaptık dedi diye bir şey, geldin mi? Hocam Halil samimi değil işte, anladın mı? Biz burada ne diyoruz? Birbirimize rol paslayacağız diyoruz, rol yapacağız diyoruz ama yayında hiçbir şekilde dili öyle değil. Hani ya bilmiyorum, kanka senin ben mi yanlış görüyorum, ben bir... mi acaba? Ay senin oyundaki karakterine karşı bir dil tutunmak zorunda değil ki. Sana diyorsa ya ben hocam şu an ne tamam hocam bana... ben anladım. Yok tamam ben bir şey yapın zaten demiyorum hocam. Bak şu yapılanların hepsi sana yapılsaydı sen 3 kere hocam bu adamı banlamıştın. Bu adamı dediğim halledemiyorum yani ekip anlamında ne bileyim GDS'lerin guzmanların bir olup adam 70 kişi Discord'da topluyor. Net bir şekilde banlamıştın hocam. Ama ben şunu söylüyorum benim burada kimseye gene kinim yok. Sadece eleştiriyorum. Kurucu anlamında eleştiriyorum. Ben de zaten hocam 5M'i bırakacağım. Bıraktım gibi bir şey zaten o yüzden Allah'a emanet. Hani ben beni kuruculuktan da çıkarabilirsiniz. Ben gene oyuncu olarak burada oynamak isterim. Ama e, benim vereceğim cevap bu. Eyvallah kral sen ama eleştiri yapmıyorsun. Aynen. Senin yaptığın eleştiri değil. Ee, ne hocam ne yaptığını söyler misin <laughs> Burak? Bana yapılıyor. Tamam, ben söyle. bir şey demiyorum. Çünkü ben Halil'i sevdiğim için Halil'i tutuyoruma getiriyorsun. Örtülü olarak kurallara çakıyorsun. Ben kurallara Hocam ben sana diyorum. demiyorum bunu. Ben bunu yönetime diyorum. Ya ben Yönetimdeki yönetim adımlara tamam. diyorum. Tamam. tamam ben sana demiyorum ki yönetim kral ben mi? sen nerede dedim? Şimdi dedi sana yapılsa sen bunları banlardın dedin ya. Yani. Tamam. Ta o sözle bu tutma ayrı ki hocam sana başka bir ekip tarafından böyle bir şey yapılsa senin bakış açın daha farklı olur diyorum. Bir içerik üreticisi olarak. Ben sana karşı hiçbir şekilde eleştiri yapmıyorum Burak. Ya abi, bunu başka bak, yere çekmeyelim. Bak ben sana hemen açayım. Bak sana şimdi bir dakika. bir dakika. Nerede o geçen benim şikayetim? Ben senin baronluk ve roldeki şeyini fadıl olarak eleştiriyorum. O adam orada patron sıfatıyla konuşuyor ve sonrasında bu adam hani Kartelliği bize veriyorsun. Ondan sonra biz ona göre bir role giriyoruz. Sonra diyorsa ki bu geri gelsin. Anladın mı? Ya kime geri gelsin diyorum ya? Ben sana neyi veriyorum? Diyorum ki patronsa senin senin olacak dedim. Öyle dedim. E tamam. Bu adam e şimdi değil. rol gereği baktığımız zaman bu adamın patronu yok ki zaten. Hiç girmiyor. Ve bu adam orada özür diliyor. Değil işte. Senin dediklerin yok. Sen bir plan kuruyorsun kendi çapında. Öyle ona yanıyorsun. Hepsinin log kaydını aldım. En oyuna şimdi girdiğin Şöyle lock aldım. Tamam ben, ben benim eleştirim görsene... Benim eleştirim Burak değil. Ben Vito'yu eleştiriyorum Fadıl olarak. Şimdi biz o masa toplantısında bu adam ben patron olarak bu sıfatla oraya gelmedim bu adam. Doğru mu? Kanka, doğru mu Senle anlaşamayacağız ya. Çünkü Allah sen Allah benim dediklerimi. Ama böyle yaparsan hocam bu e sefer. doğru değil kanka. kanka senin dediklerin doğru değil. Ben hocam, diyorum ki. Ben anlatıyorum Rol beni dinlemiyorum değil. Burak bak. Hayır, bir anlatayım, rolü anlatayım. Ben tamam, rolü Şimdi anlat, Sen abi. oraya he bizi oraya konsey masasına çağırdın değil mi? Patron tamam. olarak. Evet. Bu adam da oraya Patron olarak gelmedi mi? Patron Chat olarak geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ben. Hayır, ben hayır. orada dedim ben ki. Ben sadece patronları çağırdım. Bu adam tamam, oraya geldi dedik evet. Bizim patronum. Aynen ben burada patron sıfatıyla konuşuyorum. Tamam. Ve o adam orada patron sıfatıyla bize savaş açtı. Tamam. Doğru mu? Doğru. Ve bu adamın ana patronunu sen hatta rolde çok güzel bir rol pasıyla getirdin. Bana özür dilettirdin. Adam da bak çok güzel bir rol yaptı. Özürünü diledi. Bize dedi ki tamam sıkıntı yok. Ve o adam orada patron sıfatıyla bize savaş açıyor. Ben kimi kaçıracağım? Tamam. O adam zaten şehirde yok patronu. Tamam. Var. Ne yapacağız şimdi? Var diyorum patronu da. Rolde diyorsun ya rolü rolü masaya. Ama adam eriyoruz. kendisi bizzat o konsey masasında kartel sıfatıyla bize savaş açıyor. Ya tamam. Kral savaş mı? açıyor olabilir. Ben diyorum ki sana IC'de rolde. Birbirinizin patronunu getirin. Bak role, role döküyoruz ya. Rolden bahsediyoruz. Patronunu getirin diye bastırıyorum. Seni değil de zor beyi yine vermeyecektik. Seni alsa seni verecektim. <laughs> Aynı durum onda oldu. Ben yine dedim ki eğer dedim bu adam rolde yoksa yine kabul edeceğim. E var rolde bunu da logo tamam. var ne yapayım? Hocam biz zaten bak işte hocam biz farklı yerlerden konuşunca birbirimize girmeye başlıyoruz. Biz zaten buna da bir şey demiyoruz ki hocam. Ben sadece takıldığım nokta şuydu. Guzmanların bu zamana kadar bize yapmış oldukları hem Allah abinin açtığı yayınlar hem dil biz bunu söylüyoruz. Tamam sen dedin ki orada ben baron olarak dedim hükmümü vereceğim bu adam patron değilse alırım dedim bak e biz ne dedik zaten biz bunu kabul ettik tamam. ben sadece roldeki eleştirimi dile getiriyorum bu adam konsey masasında patron sıfatıyla konuştu e sonra dendi ki tamam bu adam patron değil e biz gene okey dedik tamam. savaşa gene devam ettik önemli olan savaşın o süreci depoda bize sıkılması guzmanlarla bir gezmeleri mekanikte guzman işte bizi tehdit ya bir dur biz bir CDS CDS'le savaşalım bir onunla bir devam edelim rol olsun anladın mı yani sen de haklısın benim de haklılık payım var. Aslında herkes evet. haklı. Şimdi ben de şunu de diyorum. Oyun faati olarak değil olaylarım. Benim buradaki söylediklerimin hiçbir rolü. Rol de hata olur. Bende olur, sende evet. olur, onda olur, bunda olur. Bunlar mesele değil. Tamam. Mesele şu. Benim sana yakıştıramadığım şu. Ya yayınını bir açtım ben. Ee, bu yönetim çok taraflı. Ee, bunlar kurucu murucu değil. Bunlar kim ki? Ben senden bir rol öğreneceğim? İşte ee, işte burada Doğru. bir <laughs> Doğru hocam diyorsun bunlar eleştiri değil. değil. Hayır hocam yani. hayır. Bir dakika Ertan beni etiketleyerek... Benim Ertan'la bu arada problemim yok. Ama senin sadece özeline yazdığı böyle şeyi, kanka. şey... Sadece kurucudan bir şey yazamam. Senin özeline yazdığı şeyi yayın açık Hayır hayır sana... göstermedim ki özelimi yazıp neye gösterdim hocam. Tamam kurucu sohbette birbirimize yazdığımız şeyi sen neden oradan cevaplamak yerine... Hayır ama bu kuruculuk kurallık bir sorun değildir. Sadece Ertan diyor ki... Ben sadece burada bu Ertan olur. Başka bir ekip de olabilirdi ben gene derim. Diyor ki oyun Fatih diyor ekibine rol yapmayı öğret diyor. Ve bu adam Arvin denen adam zaten iki gün bağlamış ki atacağım zaten ben bu çocuğu. Tamam. Anladın mı? Tamam adamla tamam, da böyle bir dilini yerine... Komple bana sallıyor. İyi de abi adamı sana özelden kay... Yani özelden dediğim Discord'da bir konuşmadan seninle muhabbet ediyor. Sen yayın açıp toplumda adama kitlenen Bence ne tamam. Tamam tamam okey. O zaman şöyle yapalım Burak. Benim seninle hiçbir sıkıntım yok. Bak emin ol. Ee, ben 5M'i saldım zaten. Tamam. Hiç sıkıntı yok reis. Bence kimse birbirini burada kırmasın. Herkes haklı bence. Ya benim de haklı olduğum yerler var. Ya Belki tabii. uzmanların da var. Ha, eyvallah. Senin de vardır tamam mı? Kafamız rahat. baş ver. Tamam mı kardeşim? Ya ben, ben o yüzden... benim üzüldüğüm nokta ben... şu. Sen, ben senlik ya senden beklemediğim bir olay yaşadım ben. O yüzden buna diyorum. Kurallara uh -huh. e, orada ben bunların hepsini sinirle yaptığını söyle, düşündüğünü, söylediğini düşünüyorum zaten de. Hani bunları yazsan, tartışılsa yine okey ama yayın açıp da e, işte full taraf diyelim kayılıyor. O yakışmadı yani. Ben bundan bahsediyorum. Ama ne diyeyim kral sen böyle istiyorsan öyle okey. Benlik sıkıntı yok. Aynen. Ee, Aynen. Canın sağ olsun ne diyeyim hakkında Tamam kral eyvallah. Yok ben seninle hiçbir problemim yok. Ertan'la zaten yok. Ertan'ın lafını ben her yerde eleştiririm. Hep bizi çünkü böyle farklı gösterme çabası olduğu için bazı insanlar bu Twitch aleminde. Ee, bu bir 5M. ne kadar kinli bir ortam olduğunu sen biliyorsun. ya Benden daha iyi biliyorsundur. O yüzden yani sıktı artık o yüzden e, hakkını helal et. E, Allah'a emanet olun diyeyim. Ne diyeyim? Eyvallah kral. Tamam sen kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah teşekkür dediğim ederim. Dediğim gibi tekrardan hiçbir kinim yok. Hiçbir sıkıntım yok. Emin ol senin şahsiyetine karşı saygım da her zaman vardır. Eyvallah. E, beraber oyun bile oynadık. O yüzden no problem. Tamam. Ya benim de senin hayırlı akşamlar de diliyorum. Yok, de problem olsun. yok yok aynen öyle kral. Tamam. ya Ben dediğim gibi hani belli bir süre bayağı bir ara vereceğim. Zaten... Hayatımdaki işlerden de dolayı ya sıkıldım çünkü. Her akşam gel ekip, bilmem o ona sıkıyor, o depoda sıkıyor. Rol pas almak yok. Benim serzenişim buydu. Ee, bundan dolayı böyleydi. Eyvallah. Tamam. Eyvallah kral. İyi eyvallah. hadi. Eyvallah kral. Görüşürüz yani gene. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ya benlik Allah bir sıkıntı emanet. yok Ben evime kadar geliyorum. De yok, de yok. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, tamam. 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 Tamamdır. Hadi görüşürüz. hayırlı akşamlar chat. Evet. Sizde Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, bunların hiçbir oyunla ilgili değil. Yani bunlar oyun oyunla alakalı olaylar değil. Bu 5M düzelmez arkadaş. Ve bu yani bu oyun çok aşırı içselleştiriliyor. İşte Fatih görüyorsunuz yani söylediğim şeyi çok içselleştiriyor diye düşünüyorum. Yani siz kimsiniz diye bir eleştiri olmaz. Siz kimsiniz bu şekilde bir eleştiri olmaz yani. Ama ee... Çok zor. Ya tamam, çok zor yani. Çok zor. Şimdi Halil Kral'ı alacağım. Halil Kral da bir ayrı bir <laughs> Yani ne diyeyim abi? hakkında hayırlı neydi? Kral burada mısın alayım mı seni de? Gerek yok kapatalım yani. İşte diyorum ya kimseye hiçbir şekilde yaranamıyorsun yani. ben anlatıyorum olmuyor. Böyle söylüyorum olmuyor. Yok yani. Yok abi. Bu oyun bu oyun insanların psikolojisini bozuyor. Bozuyor abi. Bu bu oyun kesinlikle psikoloji bozan bir oyun.